Ben 90'larda viskimin içine kola koyduğum zaman iyi kro deniyor. Ve kro denmesin diye bir jenerasyonu biz vodka portakala kaybettik. Viski nasıl isterseniz öyle içilir. Viski nasıl üretilir çok büyük ilgi çekti. Biranın abisi olduğunu pek çok genç bilmiyordu. Türkiye'de şu anda 13 milyon litre kadar viski tüketiliyor yılda. Viskiyle ilk tanışmam, annem babam arada bir gin tonic yapıp akşamları içerlerdi ya da arkadaşlar eve geldiğinde. Evde böyle küçük bir barımız vardı, Dallas diye bir dizi vardı ve ona da özeniyordum tabii. İşte izin aldım bizimkilerden, ben de böyle bir şey yapabilir miyim? Ve yavaş yavaş orada kendime koymaya başladım. O dönemde Türkiye'de single malt yok, adını bile bilmiyoruz, dünya bile bilmiyor. Ankara viskisi alırdık. Ankara viskisi Türkiye'de üretilmiş ilk ve son viski. O yüzden ilk viskim aslında Ankara viskisi diyebilirim. İşte bir iki küçük kaynaktan buz konmaz yazısı görüyordum. İşte buz koyanlara ukalalık yapıyordum falan. Partilerde şurada burada derken öyle başlamış bir viski yolculuğu. Ondan sonra tabii şansıma çok yurt dışı seyahatim oldu benim. 1990'dan itibaren neredeyse 20 yıl boyunca her yaz yurt dışında turnedeydik biz, koro turnuvaları. O yüzden çok fazla yurt dışına çıktığım için de gittikçe işte bir şey alıp geliyordum. Değişik viskiler buldukça tadıyordum. Türkiye'de 50-60 viski vardı o yıllarda. Değişik viski tadabilmek için yurt dışından şey yapmak gerekiyor. Bu süreç böyle ilerledi ve işte 2013'te ilk yazdığım yazıyla viski dünyasına yazar olarak adım atmış oldum. İçiyordum, Google'dan bakıyordum ama 2013 Kasım ayında ben ilk yazıyı yazdığımda şu andaki bilgi düzeyimin %5'inde bile değildim. Kimse böyle viski yazmıyor diye başladım. Zaten ilk yazım çok süper naif bir viski aldım. Şöyleymiş falan böyleymiş gibi çok kısa bir yazı. Ama bir anda çok büyük bilgi gördü o. Ben kimse okumaz onu derken ben yazmak istediğimi fark ettim. Ken Loach, Meleklerin Payı diye bir Angel's Share diye bir film çıkartmıştı. Gerçekten Angel's Share'in Türkçesi Meleklerin Payı. Viski fıçısında olgunlaşırken her sene hacminin bir kısmı gidiyor, buharlaşıyor. Mesela 200 litre viskiyi basıyorsunuz fıçıya, bir sonraki sene açtığınızda fıçı 198 litre kalmış. %2'si her sene uçuyor. İskoçlar bu uçan kısmı meleklerin aldığını düşünüyor. O yüzden Meleklerin Payı. Every year about 2% of the spirit evaporates into thin air. It's what we call the Angel's Share. Ben de çok da viski olsun istemedim sistemin adında. Benim ilk düşündüğüm viskidoktor.com'du. Doktorviski.com, viskidoktor.com, onların hepsi hala bende. Sonra meleklerinpayı.com'da karar kıldım. Kendi logomu tasarladım. O sırada çok fazla soru gelmeye başladı bana. Abi Jack anlatsana, işte Shivas dedikleri neyin nesi? Sorular beni biraz araştırmaya itti. En küçük bir viski nasıl üretilir yazısı için ben 10 tane kitabın viski nasıl üretilir bölümünü okudum. İşte nasıllı bir video serisi yaptım, o çok ilgi çekti. Yazmaya başladım. Sitede 80 yazı falan var ama sitenin trafiği de çok çok iyi. Amerika'da Top Whiskey Blogger of the Year'a aday gösterildim. Mesela orada çok gururlandım. Öyle bir listeye Türk bayrağı girmiş oldu. 2014'te Londra'da viski fuarına gittim ben. Tek Türk bendim. İnsanlar şey diyor bana, Türkiye'de viski mi var diyor mesela. Türkiye'de viski içiliyor mu diyor. Tabii ki diyorum, çok seçeneğimiz yok ama viski sevilir yani, alkol seviliyor, rakımız var falan. Baktım hiç bilmiyorlar ve Türkiye'yi alkol deyince akıllarına gelmiyor. Orada biraz şey de oldum, Türkiye elçisi gibi. Ünlü bir marka ilk viskisini ilk orada tattırıyor. Beni artık tanıdıkları için daha hiç şişelenmemiş içkileri işte tatma şansımız oluyor falan. Orada da artık tanınır o hale geldik. Viskiyi herkes içiyordu, seviyordu. Ama mesela kimse de çıkıp tek malt budur, içinde arpa vardır. Böyle değişik bilgileri alınca gençler özellikle çok şey yapıyor. Vay be, bilerek içmek güzelmiş abi diyor. Abi senden önce biz öyle içip duruyorduk diyor. İçki kültürü dediğimiz şey böyle bir şey. İçki sarhoş olmak için içilen bir şey değil. Ben 18-19 yaşındayken baba içebilir miyim? İç, istediğini iç. Evde kendi sınırını gör. İçkinin sarhoş ettiğini sen evde öğren. Gidip dışarılarda arkadaşlarınla sarhoş falan olma. Bil sınırını. Sorumlulukla tüketim bu demek. Keyif için içtiğiniz zaman çok daha makbul içkiler.
viski bloggerı diye bir kavram çıktı ortaya. Değişik bir şişe paylaşıyor, işte şu anda Londra'dayım diyor. Aa, böyle de bir şey varmış dedi insanlar. İnsanların ilgisini çekmeye başladı. Benden sonra 50'ye yakın Instagram hesabı açıldı şu anda. Viski temalı, sadece viski paylaşan. Hikayesini merak ediyor tabii ki. İçerik çok önemli. Fermantasyon kaç saat sürüyor? Üretim bütün içkilerde çok dev bir bilinmez şu anda. Nasıl üretildiğini bile bilmiyoruz daha. Rakı kültürü diyoruz, işte adap konuşuyoruz, işte kadeh şuradan vurulur filan. Yaş üzüm, kuru üzüm, suma deyince insanlar bir duruyor. Hani rakıyı biz bile bilmezken ki 100 yıldır hayatımızda viski çok çok uzak. Viskinin neden yapıldığından başladık biz işi. Eğitim modülü de olabilir çünkü ben anlatıyorum, insanlar dinliyor. Viski 101 diye bir eğitim açtım. Benim markam oldu, sonra tescilledim onu. İnsanlara en sıfırdan viski arpadan veya diğer tahıllardan üretilir diyerek işe başladım. İlk yazmaya başladığımda şerif açısında bekletildiği için şöyle şöyle desem arkasından 100 tane soru gelir. Orada iletişime de dikkat ettim. Mesela ben viskiye karamel katılır desem karameli şeker sanıyor Türk tüketicisi. Ha, o zaman viski o yüzden mi tatlı diyor mesela. Karamel bir gıda boyası aslında. Bir tona bir damla koyuyorsunuz, renk düzeltiyorsunuz onunla. Mesela bunu anlaması için insanların belli bir viski kültürü olması gerekiyordu. 4 sene mesela bunu bekledim. Ondan sonra yazdım o yazıyı. İnsanlar doğru içkiyi bulamamış. Viski dediğimiz tek bir içki değil. Dünyada 17 bin tane farklı şişe var. 17 binin tadı farklı. Viskinin mesela koklanan, böyle not alınan bir şey olduğunu son 7-8 senedir şey yapıyorlar. Johnnie Walker dünyanın en çok satılan İskoç viskisi. Geçilmesi mümkün değil. Bu sene 200. yılı kutlanıyor. Dünyada 200 yıldır piyasada olan başka bir marka yok. Düşünün dünya markalarını. Ford, Coca-Cola falan geliyor ya aklımıza, büyük marka. Onların hepsi Johnnie Walker'dan sonra. 1800'lerin sonunda bile bütün dünyada Johnnie Walker satılıyor. Red Label, White Horse, beyaz at demek biliyorsunuz. Kır at. Etiketinde kır at olduğu için o yıllarda neredeyse en fazla içilen viski oymuş. Sonra Chivas giriyor Türkiye'ye. Bunlar hep en önde gitmiş viskiler. Son yıllarda Chivas dünyada da çok büyük bir atakta. Chivas Johnnie Walker dememin en önemli sebebi bunlar dünyanın en çok satan harmağın viskileri. Chivas'ın tabii Türkiye'deki şeyde bilinirliği falan çok olduğu için şu anda çok büyük bir Chivas sever bir ülkeyiz. Chivas 12'de Türkiye dünya şampiyonu. O yüzden hani dünya viski sektörünün de gözü Türkiye'de. Bütün büyük oyuncular şu anda Türkiye'de var. Ben 2013'te yazmaya başladığımda 50 farklı viski vardı Türkiye'de. Şu anda 180-190 farklı viski var. Türkiye viski seven bir ülke, bu kesin. Viskinin o odunsu, isli tatları hoşa gidiyor. Vodka da içiliyor, seviliyor çünkü o bir kokteyl içkisi. İsli lezzetleri çok seviyoruz zaten, hani bütün mutfağımıza da bakın. Etin İşte yanık kenarı, işte ekmeğin yanmış, işte şey yanık yanık kısmı filan, işte etim iyi pişsin, çiğ olmasın. Genel olarak fümeyi, isliği, işte barbeküyü, mangalı seven bir milletiz. O yüzden isli viskilere büyük bir ilgi var Türkiye'de. Hani damak tadımızın bir de şey tarafı da var. Biz şekeri tatlıyı da çok seviyoruz. Hani baklavanın, kadayıfın ülkesi burası. Mesela Chivas 12 daha tatlı harmanlar skalasındadır. Black Label biraz daha isli harmanlar. Mesela bunu anlatıyorum insanlara. Tatlı seven bir insansanız bir markayı sevme ihtimaliniz diğerinden daha fazla olabilir. Mesela bana çok soruyorlar, abi ne içelim? İlk sorduğum soru, sen hayatta nasıl lezzetler seviyorsun oluyor. Yani damak tadını bilmesi gerekiyor herkesin. Kendi viskinizi bulun diyorum zaman içinde. Asıl benim hani çok heyecanlandıran, hani telefon geldiğinde oturdum ağladım. Ne yalan söyleyeyim. 2016'da Altın Örümcek, hani Türkiye'nin önemli bir web ödülleridir Altın Örümcek. Yılın en iyi blogu seçildim. Kişisel blog. Biliyorsunuz kişisel blog yüzlerce vardı 2013'te, 2014'te. Bir viski blogu, viski blogu ne demek dedi insanlar. Girip baktılar, her şeyin paylaşıldığı viski konusunda spesifik bir web sitesi. Globalde de tanınıyor olmak insanın gururunu çok okşuyor. Bu kadar zaman harcadıktan sonra karşılığını görmüş oluyor. İskoçya'ya ilk gittiğimde, aa burasıymış fermentasyon tankı, ben bunu yazmıştım siteme diyorum. Orada ama şunu görüyorum. Ha, ben siteme böyle yazmıştım ama bak adam kendi koyuyormuş mayayı. Hani yerinde görünce anlıyorsunuz. Sonra bir de damıtım evleri çok küçük yerlerdir. Böyle sanmayın ki fabrikalarda üretiliyor. Lagavulin'de 3 kişi çalışıyor. Bazen adam bile görmüyorsunuz etrafta. Kendiniz dolaşıyorsunuz damıtım evinde. Kapakları açıp tanklara bakıyorsunuz falan. O kadar butik bir şey viski üretimi. Doğru bildiğim şeyler de yanlışmış. Mesela okuduğum 150 viski kitabından 150'sinde hata çıkarabilirim şimdi size.
Ben bayağı da para harcadım bu işi. Her sene daha önce görmediğim bir damıtım evini görmeye çalışıyorum. İskoçya'da 126 damıtım evi çalışıyor şu anda. 45 tanesini gördüm. 126'sını da görmem kolay değil. Özel izinle gezilebiliyor. Daha hayatımda görmediğim teknolojileri gördüm filan. Japonya'da içki kültürü var zaten. Orada bir içki fabrikasının sahibi bir genci seçiyor. Sen İskoçya'ya git viski yapmayı öğren diyor. İskoçya'ya gidiyor, viski yapmayı öğreniyor. Üniversitede viski okuyor. Hatta da İskoç bir kız alıp Japonya'ya geliyor. Ve 1920'li 30'lu yıllarda Yamazaki damıtım evini kuruyor. Japonya'da viski kültürü aslında 1920'lerden beri var. Dünya bilmiyor ama hani bayağı viski içilen bir ülke. Tabii ki sadece viskide değil, bütün ürünlerde de öyle. Ne kadar tanıttığınız, ne kadar pazarladığınız çok önemli. Mesela o filmde Hibiki viskisi geçer. Ve bütün senaryo Hibiki viskisi üzerine kurulu. Hibiki Japon viskisi bir anda herkesin dilinde konuşulan bir viski haline geldi. 2005-2010'lara geliyoruz. Avrupa'da bir benim gibi viski tadan bir grup dünyanın en iyi single malt'ı seçti bir Japon viskisini. Ondan sonra 2012'de viski uzmanı dünyanın en iyi viskisi Yamazaki deyince patladı. 80 pound, 100 pound'a satılan şişe 6 ay sonra 1500-2000 pound'tu. Bu en iyi damgası yapışınca herkeste bir Japon delirmesi yaşandı. Hani açıkçası ben de bulduğum her Japon şişesini tatmaya çalıştım. Çok güzel viski yapıyorlar. Tam bir İskoç viskisi bu arada. Japon viskisi diye bir kategori yok. İskoçya'da viski nasıl yapılıyorsa Japonya'da da birebir aynı şekilde yapılıyor. Vodka küçülüyor yüzdesel olarak baktığımızda. Vodka düşüşte, gin yükselişte. Gin neden beğeniliyor? Gin'de çünkü bir yasa yok. Gin'in içine herhangi bir şey katarak yepyeni bir gin yapabilirsiniz. Hani ben balkonumdaki sardunyayı koparıp gin'in içine atıp Burkay'ın sardunyası gin'i diye ayrı bir marka çıkarabilirim. Viski de çok net bir şekilde içine tatlandırıcı, koku verici bir şey katılamaz, aroma verici katılamaz yazıyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de. O yüzden gin kadar açılamıyor. Viski pazarlaması başlı başına bir konu. Kullanılan renkler çok önemli. 12'nin şöyle mi yazıldığı yoksa daha net bir yazı tipiyle mi yazıldığı, bunlar sürekli takip ediliyor. Son 2-3 yılın çok ilginç bir trendi. Viskiye hiç yakıştırmadığımız değişik renkler çok ilgi çekiyor. Özellikle duty free gibi ortamlarda. Mesela mor viski kutusu. Eskiden aklımıza bile gelmezdi. Ya da cam göbeği mesela. Biz bugüne kadar hep kahverengi tonları, işte altın sarısı falan gibi renklerle şey yapıyoruz. Kırmızı tonları falan. Şu anda mesela cam göbeği, mor falan kullanan markalar var. Çünkü dikkat çekiyor. Ben 90'larda viskimin içine kola koyduğum zaman iyi kro deniyordu. Ve kro denmesin diye bir jenerasyonu biz vodka portakala kaybettik. Ki vodka portakal çok berbat bir içki çünkü portakal suyu bile değil. Kutudan koyuyorlar, ucuz bir vodka. Bir single malt'a buz koyarsanız koku profili kapanıyor. O kadar parayı verdiğinize değmez hale geliyor çünkü buz attığınız anda kokusu kapanır içkilerin. Viski koleksiyoneri miyim? Tartışılır. Ankara viskisi koleksiyoneriyim çünkü bugüne kadar çıkmış bütün Ankara viskilerinden bir örnek var mesela. Genel olarak da 300 kapalı 60-70 açık viski olur benim. Hani barımda şu anda en az 60-70 açık viski oluyor. Geçen sene kitabımı yazmaya başladığımda viski üretilen ülkeler diye bir başlık koydum. İşte Avrupa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, İspanya. İşte dünyaya açılıyorum dedim. Japonya ile başladık tabii. Hindistan, Tayvan işte filan ve yazdıkça bir ortaya çıktık ki viski üretilen ülkeler yanlış bir başlık. Viski üretilmeyen ülkeler olmalı aslında o. Dünyada tekiz şu anda. Viski üretilmeyen tek ülke durumuna düştük. Pakistan ve Mısır'da bile şu anda single malt viski üretiliyor.